Merhaba. Geçtiğimiz seçimden sonra ikisi müstesna Turizm ve Sağlık Bakanları kabinenin tamamı yenilendi. Ve Erdoğan kabinesi geçtiğimiz haftalarda bir yaşını doldurdu. Ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek 38 ile devraldığı enflasyonu ikiye katladı. Dolar 20'den 33'e faiz 8,5'tan 50'ye çıktı. Emekli maaşları asgari ücretin, asgari ücrette açlık sınırının altında. Sadece ekonomi mi? Türkiye Sefalet Endeksinde dünyada 5. ülke. Hukukun üstünlüğü sıralamasında 117. sırada. Bu ikisi birbiriyle çok yakından ilişkili. Son 10 yılda okula başlayan 10 çocuktan ikisi liseyi bitiremedi. Her 100 bin kişiden 356'sı cezaevinde ve Türkiye bu oranla açık ara Avrupa birincisi. 6 Şubat 2023 Adıyaman Hatay merkezi depremlerin yaraları sarılamadığı gibi 16 ay sonra enkaz tümüyle kaldırılmış dahi değil. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir bilançodur bu. İyi hiçbir şey yok. Vatandaşın gündemi de bu. Çözülmesi gereken sorunlar devasadır. Her geçen gün katlanarak büyümektedir ve bu iktidar sürdüğü müddetçe baş aşağı gidişi çevirmenin olanağı yoktur. Millet de bunun farkındadır. Gel gelelim ne iktidarda değişim ne de muhalefette değiştirme arzusu var. Seçime vaktinde gidilirse 4 koca yıl var. 2018 sonunda 13.95 olan hamburger menüsü 245 lira olmuş. 4 yıl sonrasını varın siz hesap edin. Meşhur çay simit hesabına vurursak milyonların iki yakası bir araya gelmiyor. Ana ve can yakıcı gündem budur esasen. Peki konuştuğumuz konu başlıklarına bakar mısınız? O gün Samast'ın tesbihi, Devlet Bahçeli'nin yüzüğü, Meral Akşener'in ofisi, Sinanoa'nın sahalara dönüşü filan. Geçen hafta Aziz Yıldırım Ali Koç kapışmasıyla geçti. Önceki haftalarda farksızdı. İktidar değişmediği sürece can alıcı sorunlara her geçen hafta yenileri eklenecek ve makas her geçen ay daha da açılacak. Değiştirmenin iki yolu var. Ya erken seçime gidilir ya da iktidar kendi içinde çöker. İlkine ihtimal vermiyorum, ikincisi konuşuluyor. İki hafta önce şöyle demiştim. AKP-MHP koalisyonunda devlet mafyalaşırken mafya devletleşti. Erdoğan iyi bildiği oyunu kurarak rejimin bu günahını ortağına yükledi. Sinan Ateş iddianamesi Bahçeli'nin istediği gibi yazdırıldı fakat oraya sokulmayan dosyalar medyaya servis edildi ve yargılama başlamadan MHP Genel Merkezi mahkum edildi. Bu cinayet MHP'ye saplanan bir bıçak ve sarayın canı sıkıldıkça kanırtacağı bir silah sadece. Erdoğan'ın cinayeti çözme niyeti yok, kullanıyor. Son iki haftada kriz tatlıya bağlanmadığı gibi daha da büyüdü ve ateş bacayı sardı. Salı günü MHP grubuna konuşan Devlet Bahçeli, çarşamba günü yeni durum üzerine uzunca bir yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı. Küçük ortaktaki panik ve tutuşma açıkça gözleniyor. Daha açıklamanın mürekkebi kurumadan Bursa Ülke Ocakları'nın Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i iki ayrı araçla takip ettiği ortaya çıktı. Bitmedi. Sinan Ateş cinayetinin ardından Ankara'dan Hatay'a gönderilen ve MHP'li Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı olan özel harekatçı polis memuru Veysel Öztürk'ün susturucu takılı silahla eşi ve iki çocuğunu öldürmesi, sonra bilgisayar ve cep telefonunu yakması, ardından intihar etmesi ve bunun bir ay sonra ortaya çıkması şüpheleri buraya yoğunlaştırdı. Moda deyimle hayatın olağan akışına ters durumlar bunlar. Bahçeli bunun için çok öfkeli. Son yazılı açıklamasının tek nedeni Sinan Ateş davasının MHP'ye verdiği zarar ve bu gündemde tutuldukça artan hasar. MHP lideri iddianamedeki ayıklamalarla işi sağlama aldığını düşünüyordu fakat bu defa emniyet ve istihbaratın elinde cinayeti partiye bağlayan sağlam deliller var ve 1 Temmuz'da başlayacak duruşmada bunlar tartışmaya açılacak. Bahçeli bu sebeple MHP duruşmada hazır bulunacak, karanlık oyunların figüranlarıyla yargı önünde hesaplaşacak notunu özellikle düştü. 1 Temmuz'da büyük düello var. Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Bahçeli'nin açıklamasının muhatabı Erdoğan ve adeta temasların canımı sıksa da sineye çekerim, ortaklığı bozmam diyor. AKP buna cevap vermezdi normalde fakat bu defa verdiler. En dikkate değer mesajı parti sözcüsü Ömer Çelik yazdı. Erdoğan da İtalya dönüşü buna atıf yaptı. Çelik, güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz diyor ve devamla bu konudaki irademiz tamdır. Ankara'da büyük rejim krizi yaşanıyor. Bu sökük dikiş tutar mı? 1 Temmuz'daki vuruşmada anlaşılacak.